Eurostar ekranlarındasınız. Güzel Yaşam programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bugün Maltepe'deyiz. Şimdi biz belirli aralıklarla güzel yaşama dair biliyorsunuz konu başlıklarını sizlere danışarak seçiyoruz. Saç ve saç ekiminde en çok tercih ettiğiniz ve sorularınızın ardı arkasının kesin verdiği başlıklardan bir tanesi. Biz de konuşursak konuşalım size mutlaka programda hemen sonra çeşitli sorular gelebiliyor. Bizim geride kaldığımız, eksik kaldığımız ama bugün öyle bir program hazırladık sizlere. Dünya çapında ünlü bir hekim. Bu işin piriyle konuşacağız. A'dan Z'ye ne varsa tüm sorularınızı da aldım notumu. Hepsini yönelteceğim kendisine. Doktor Kinyas dediğim zaman hepiniz zaten kendisini tanıyorsunuz. Doktor Kinyas düşünmez. Bizlerle beraber bakalım saç ve saç ekimine dair bize neler anlatacak. Hocam merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Misafirperverliğiniz verdiğiniz için ayrıca biz teşekkür ediyoruz. Şimdi nedir bu saç ekimi Allah aşkına hocam? Nasıl, ne anlamamız gerekiyor saç ekiminden? Saç ekimi... Evet, insanların çok fazla merak ettiği ve şu an dünyada en büyük marka olduğumuz konulardan bir tanesi. Saç ekimi denince aslında saç dökülmesinden başlıyor konu. Hı hı. Saç dökülme tipleri var genelde dünyada. Kalıcı olan tipler var, bir de geçici olan tipler var. Saç döküldükten sonra eğer bir yıl içerisinde kalıcı olarak geri gelmiyorsa, kalıcı olarak kalıyorsa o bölge, ondan sonra hekime başvuruyor kişiler. Daha sonra da test edilerek donör bölgeleri eğer müsaitse o zaman da saç ekimi planlanıyor kişilere. Bu şekilde de çeşitli teknikler uygulanarak çeşitli bölgelerden kökler alınıp boşluk yerlerine yerleştiriliyor ve saç ekimi dediğimiz operasyon olan bir işlem gerçekleşmiş oluyor. Saç dökülmesi şikayeti olan bayan, çocuk, yaşlı ya da çeşitli başka nedenlere bağlı olarak dökülmesi olan kişiler genelde doktora başvurduktan sonra saç dökülmesinin kalıcı mı ya da geçici mi olduğuna bakılıyor. Eğer geçici ise zaten ona göre bazı tahliller yapılıyor ve geçici olduğu tespit ediliyor, zaman tanınıyor kişiye. Bu süreç içerisinde zaten saçlar tekrar eski haline dönüp normale geliyor. Eğer kalıcı olduğu kanıtlanırsa trikoskop cihazı da var, onlarla da analiz ediliyor. Şu cihaz değil mi? Evet. O orada hem ense bölgesi hem de dökülmüş olan alanın bulunduğu bölgedeki kıl kökleri ve kıl yapısı inceleniyor. Dokunmamız mümkün herhalde. Tabii tabii açabiliriz hatta. Size göstereyim. Şu şekilde gösterebilirim. Lütfen. Bu hem kıl şaftını hem de kılın kök yapısını gösteren bir analiz cihazı. Hocam ne kadar görkemli, heybetli gösteriyor. Evet, bayağı evet. Çok önemli bir cihaz. Bu özellikle kılın kıl hastalıklarını, işte saç kök hücrenin hastalıklarının tanısında bize çok faydalı oluyor. Hmm. Eğer geçici ise geçici olduğunu, kalıcıysa da kalıcı olduğuna çok önemli bir şekilde bizi yönlendiriyor. Tespit edebildiğimiz bir cihaz. Tabii bu bir kanı testi. Trikoskop diye geçiyor ismi. Trikoskop. Evet. Saç analiz cihazı aslında. Aha, şahane. Bununla tespit ediyoruz işte kalıcı olduğunu. Aha. Biz genelde kalıcı olan boşluk alanlarını doldurmak için saç ekimi dediğimiz operasyon ismini kullanıyoruz ve o işlemi gerçekleştiriyoruz. Farklı bölgelerden dedik. Tabii tabii. Bu bölgeler illa ensede de yok diyelim ki saç. Evet. O zaman göğüs bölgesi vesaire ya da sırt, omuzlardan vesaire de alınabiliyor mu? Tabii. Kökler? Yani aslında son kongrelerde saç ekim kongreleri oluyor dünyanın her yerinde. Vücudun birçok bölgesinde özellikle çok fazla damar yapısının filan riskli olan bölgeleri dışında koltuk altları olsun işte onların dışındaki diğer bölgelerde alım yapılabilir diye kongrelerde de söyleniyordu. Biz de bu bölgelerden fazlasıyla alım yapabiliyoruz. Özellikle en sık başvurduğumuz ense bölgesi, sakal alt bölümü, göğüs, iki meme arası hizası ve üst kıllarıyla kılları alarak onları kök hücre olarak kullanıp boşluk alanlarına çeşitli tekniklerle yerleştirebiliyoruz. Peki mesela tam aksini düşünelim. Şimdi başka bir başlık belki bu ama kişinin saçıyla alakalı hiçbir sıkıntısı yok ama göğüs bölgesinde eksikliği var ve daha bir hani kıldan zengin bir görüntü istiyor. Yapılabiliyor mu? Bu da mümkün. Tabii yani kıl aslında saç ekimi bir kök hücre nakli tedavisi. Yani nasıl böbrek nakli yapılıyorsa, nasıl karaciğer nakli yapılıyorsa saç ekimi de folikül kök hücrenin aslında kök hücrenin bir yerden alınıp bir yere nakledilmesinden sonra o kök hücrenin cilt altında tutup bir kıl hücresi
kıl protein üretmesiyle oluşan bir süreç. Bu yüzden kıl folikül hücresini herhangi bir yere naklettiğiniz zaman, bu herhangi bir yer olabilir vücutta, orada ciltle ilgili beslenebilme pozisyonunu yaratırsa kendine ve yeterince de destek alırsa, hem kan damar yoluyla hem protein, dışarıdan aldığı proteinlerle orada kıl üretme şansı var. Bu da göğüs bölgesi olsun, sakal bölgeleri olsun ya da vücutta başka yerlerde kıl nakli isteyen herhangi bir insan için saç ekimi bu tedaviyi sağlar onlara. Evet, saç ekimiyle beraber zaten tabii, sakal vesaire ve kaş bölgesi de tabii, kaş da dahil. Değil mi? Kaş bölgesi, bıyık bölgesi, aha, sakal bölgesi, işte vücudun diğer bölgeleri, insanın tercihlerine göre değişiyor bu. Her yere saç nakliyle o bölgeye saçlı hale getirilebilir. Bu mümkün. Bir de hocam şey dikkatimi çekti. Mesela işte izleyicilerimiz düşünebilir. Sakalından alınıp da o diken diken sakallar saçıma nasıl konulur, evet, olur mu? Oysa ki ekilen saç ekildiği coğrafyaya uyum sağlıyor değil tabii, mi? Tabii. Yani sakalı alıyorsunuz, saça tabii, ektiğiniz zaman orada bir noktadan sonra o yumuşacık bir saç haline geliyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Karakterini kaybediyor sakal bölgesindeki. Saça dönüştükten sonra, o bölgeye geldikten sonra oradaki var olan durumdan etkilenip saç haline dönüşme şansını kazanıyor. Nasıl oluyor hocam? Bu çok enteresan değil mi? Yani bu tamamen vücudun anatomik şeyinden kaynaklı. Sakal bölgesinde daha fazla kanlanma var. Hı-hı. Bu kök hücrenin yapısı ona göre şekilleniyor. Evet. Saçlı deride daha az kanlanma var. Daha fazla doku var. O yüzden hani oraya nakil olduktan sonra beslenmesi vesairesi daha az olduğu için bu yüzden belki de karakter olarak dönüşebiliyor. Yani bununla ilgili olma ihtimali çok yüksek. Şimdi de izleyicilerimizin sorularından hep hareketle yürüyorum ya. Şu çok merak ediliyor. Şimdi özellikle bir hastada var. Benim sağ şakak bölgesi şu bölgeden saç alındı, nakil alındı dendi. Tepeye ekilmiş. Ancak şimdi burada açıklık var diyor. Oraya da tekrar ekim yapma şansı mümkün. Yani saçları kesmeden saç arasına o bölgelerde zayıf olan bölgeler... Normal mi yani bir şey? Aslında bu normal değil. O, yani ekim o operasyonun komplikasyonlarından birisi. Yani saç ekimi yapılırken profesyonel bir ekip tarafından analiz yapıldıktan sonra ne kadar kök alınması gerektiği belirlenmeli. Bunlar komplike bu halde... Bu arkadaş o işe de yarıyor yani. O işe de yarıyor. Tabii. Yani kulak arkasında santimetre karede 50, 60, 70 folikül bulunuyor genelde. O folikülleri eğer 40 santimetrede 40'ın 50'nin altına indirirsek bu defa o bölgede bir kalıcı boşluk, kellik yaratırız. Bu yüzden zaten ona göre profesyonel ekipler, doktorlar oraları analiz ettikten sonra ne kadar kök almaları gerektiğini belirliyorlar. Alabilecekleri kadarını alıyorlar. Daha fazlasını almamaları gerekiyor. Yoksa o bölgede komplike bir kellik evet, oluşmuş olur. Oluşmuş. Operasyona doğru, bağlı kellik bu da. Hocam şimdi şey de merak ediyorum. Operasyon gerçekleşti. 8 saat. İstenilen o nihai sonucu hasta kucakladı, evine döndü. Bundan sonraki süreç. İşte ilk duş, saçımı mesela işte kıştır, yazdır, şapka, bere vesaire kullanabiliyor muyum? İlk ne zaman suyla temas edeceğim, nasıl bakacağım gibi gibi. Aslında şöyle özetleyeyim. Yani merak edenler için de hani şimdi hazırlık yapan kişiler de beni izliyorsa eğer onlar da bunu bilsinler. Süreç bir hafta öncesinden başlıyor. Yani bir hafta öncesinde alkol, sigara durumu varsa onları bırakması gerekiyor. Eğer bir ciddi hastalığı varsa doktoruna başvurup o hastalığıyla ilgili tetkik tedavilerini yapması gerekiyor. Çünkü bazı hastalar, bazı insanlar saç ekimine uygun değiller. Mesela hepatit olan kişiler, HIV mikrobu taşıyan kişiler ya da ciddi bir kalp hastalığı olanlar, ciddi bir anemisi olan kişiler, kansızlığı olan kişiler, yine buna benzer aktif enfeksiyonu olan kişiler vesaire kan sulandırıcı kullanan. Kan sulandırıcı evet, kullanıp aşırı derecede kan sulandırıcı kullanıp hastalığı kontrol altında olmayan kişilere biz müddet tanıyoruz. Doktoruna başvursun, ilaçlarını düzenlesin, hastalığını kontrol altına alsın. Daha sonra gelsin biz analiz edelim, ona göre birlikte karar verelim diyoruz. Bu bir haftalık süreç geçtikten sonra eğer kişi yurt dışından gelecekse onun için de bir hazırlık aşaması var. Yani ülke içinde gelen kişilere farklı, yurt dışından gelen kişiler farklı bir program. Yurt dışından gelenler için yurt dışından gerekiyor. Gelenler aslanlarla genelde görüşüyor. Onlara otel hizmeti, transfer hizmeti talep ediyorlarsa onlar planlanıyor. Daha sonra
öncesinde ne yapması gerektiği bilgilendiriliyor. Bu kişiler otel havaalanlarından alınıp otele yerleştiriliyor. Daha sonra kliniklere getiriliyor. Orada analiz yapılıp işlemleri sonlandırılıyor. Daha sonrasında işlem bittikten sonra ilk gün istirahat ettiriyoruz genelde 24 saat ya da 48 saat. 48 saat geçtikten sonra tekrar davet ediyoruz kliniklere. Onların ekilmiş olan köklerinin genel sağlığı ile ilgili herhangi bir travmaya uğramış mı, bir enfeksiyon var mı ya da ciddi bir sorunu var mı kişiyi, bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ensede bir bandaj oluyor. O bandajı o gün çıkarıyoruz ve ilk yıkamayı gerçekleştiriyoruz. İlk yıkama çok önemli. Doktor tarafından yapılması gerekiyor. Kişi bilgilendiriliyor ilk yıkama ile ilgili. Özel bir yıkama yöntemi var bununla ilgili. Özel köpükler oluyor genelde. Kliniklerde de var bu. Köklerin üstüne dökülüyor. Bir yaklaşık 3-4 dakika bekleniyor. Köpük daha sonra da durulanıyor. Hocam, bu saç analiz cihazı, trikonskop dediniz. Az önce sizin kolunuz üzerinde denedik ama benim saç derisinde de bir bakalım mı? Merak ettim. Tabii ki. Bakalım sınavdan geçebilecek miyim? Bir bakalım. Merak ettim. Saç köklerimi nasıl, sağlıklı mı değil mi? Hep birlikte bir görelim. Şimdi 2-3 bölgeden bakalım. Bizim donör dediğimiz... Şuradan bakabiliyor muyum ben de? Tabii. Donör dediğimiz bölge burası oluyor. Oradaki saç yapısını bir kontrol edelim. Şimdi demin sohbetini de ettik. Ha. Burada bir folikül yaklaşık 3 tane kıldan oluşuyor. Tamam. Sizin özellikle çok sağlam ve güzel böyle. 4'lü, 3'lü, 2'li genelde. Saçlı deri tamamen normal. Hiç ince saç yok. Bu çok sağlam ve sağlıklı bir saç olduğunu gösteriyor. Ha. Hem saçlı deriyi hem de saç kıl yapısını incelemek mümkün. Artı saç ekiminden sonra bu saçların ne kadar yoğun olacağını da bize ifade edebilir. Genelde bazı insanlarda tekli kıllar, her folikülde bir kıl oluyor. Hmm. Yani 5000 ekiyorsanız 5000 tane kıl çıkıyor. Sizde mesela ikili üçlü olduğu için 5000 ekilirse 10.000 kıl çıkar. Bu da yoğunluğu gösterir. Kara dönüm yok yani bende. Gayet hep güzel ense bölgesi hocam, için. Hocam bağışlayabiliyor muyum? Bak, sizin aslında bağışlamanız gerekiyor. Bu da işte kelliğin en çok olduğu bölge, bizim korktuğumuz bölge açıkçası. Bu bölgede de sizin saç yapınız tamamen normal. Herhangi bir folikül ağzında zayıflama yok. Saçlı deri tamamen normal gözüküyor. Genel olarak saç yapısı da kaliteli, sağlam. Zaten genetik kellik yoksa başka bir şey beklemeyiz siz erkeklerde genelde. Süper, şahane. Yani tamamen normal. Gördüğünüz gibi sonucunuz bu noktada sizin hiçbir şey yok. Güzel yaşam devam ediyor.